Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman dinleyicilerimize de ödev veriyoruz. Aynen. Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet, aç mısın değil misin? Bunun mantığı ne? Eşimle aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri, ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün yine her programımızda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber sizlerleyiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Gizem. Programımıza başlamadan önce soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi ben hatırlatmak istiyorum. Sosyal medyalarınızın arama kısmına Radyo Marinata yazarsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru@radyomarinata.com e-mail adresinden de bize yazabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra Monika, gelelim bugünkü konumuza. Evet Gizem, geçen programda dinlemekle ilgili olan iki iletişim hatasından konuştuk. Bugün Gizem, iletişim hatalarıyla ilgili mini serimize devam ediyoruz. Süper, tamam. Şimdi unutmayalım, iletişim hataları görevini yerine getiremeyen iletişim tarzlarıdır. Evet, yani nasıl ki buzdolabımız çalışmayı durdurur ve bozulursa, hani o bozuktur ve evet, artık düzgün çalışamaz, demek. Soğutmaz. Biz de doğru iletişim kuramazsak bu demek oluyor ki iletişimimiz bozuk ya da evet, yanlış. Aynen öyle, çünkü iletişimin ana görevini, yani her seferinde bu ana sorusuna geri gelmeliyiz. İletişimin ana görevi başka birisiyle birlikte anlam yaratmaktır. Doğru. İletişim kurmaya çalıştığımızda anlam yaratamıyorsak ya da bir şekilde anlam işte olmuyorsa iletişimimiz arızalıdır, dediğin gibi hatalı. Aynen öyle. Bugün birbirimizi anlamaktan bahsediyoruz ya da anlamamaktan bahsediyoruz. Ve özellikle ilişkilerimizde birbirimizi anlamaya zorladığımız zamanları açıklayan iki tane hatayı keşfedeceğiz. Tamam, süper. Gizem, çoğu zaman birbirimizi anlamamak fazla varsayımlarda bulunduğumuz için oluyor. Ha, mesela diyelim ki işte biz seninle konuşuyoruz. Sen bana işte bir şeyler anlatıyorsun. Ben bunları yanlış algılıyorum ve yanlış bir şekilde düşünmeye başlıyorum. Onun gibi mi? Tabii ki de. Ve bir şey söyleyeyim mi Gizem? Mesela ırkçılık gibi ve ırkçılık kadar geniş ve çok büyük konularda varsayımların tehlikeli olduğunu görmek çok kolay. Kesinlikle katılıyorum. Ve hatta bu varsayımlar ön yargıya sebep oluyor. Ne bileyim, yani çok yanlış düşüncelere sebep olabiliyor. Evet evet. Mesela basma kalıp inanışlar. Evet. İşte farklı, bizden farklı olan insanlarla ilgili düşüncelerimiz. Aynen öyle. Kötü negatif düşüncelerimiz. Gizem, küçükken yaşadığım bir olayı anlatayım mı? Tabii. Ben çok küçükken ailemle sadece İspanyolca konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta bunun sebebi de çok sağlıklıydı aslında. Çünkü şey diyorlardı işte. Evet, Amerika'ya taşındık ama İspanyolcalarımızı yani kaybetmeyelim diye evimizde sadece İspanyolca konuşulacak. Şimdi yani herkesin bildiği gibi, sanırım bunu bilmeyen yok ama Amerika'nın bazı yerlerinde göçmenleri pek hoş karşılamıyorlar. Tabii ki de bu her yerde geçerlidir. Ve bir kere ailemin yanımda olmadığı bir zaman, işte ne yapıyordum bilmiyordum bu küçük yaşlarda, ama bir yabancı geldi yanıma. Ben işte kız kardeşimle böyle İspanyolca konuşuyordum. Geldi, dedi ki Meksika'ya geri dön. Yani sana resmen ırkçılık yapmış ve tabii, yanlış bir varsayımda bulunmuş aslında. Ne demek Meksika'ya geri dön? Hani sadece İspanyolca konuştuğun için seni bir kere İspanyol olarak, hani şey, Meksikalı olarak algılamış. İspanyolca konuştuğumun sebebiyle. Aynen. Hem de üstüne üstlük hani çık git buradan, hani ülkene geri dön demiş. Evet. Yani İspanyolca konuşan birinin Amerika'ya ait olmayacağını da varsaydı aynı zamanda. Ya, o kadar çok şey varsaymış ki ve hepsi o kadar yanlış varsayımlar ki.
Bu aslında tarz örnekler Gizem. Çok fazla, evet, ırkçılık gerçekten çok fazla. Yani özellikle mesela ülkemizde hani siyahilere karşı çok çok büyük bir ırkçılık yok. Bir Amerika'daki gibi ya da ne bileyim başka ülkelerdeki gibi, ama mesela bizim ülkemizde de ırkçılık var. Var, var. Yani herkesin farklı farklı ırkçılık tarzı var. Evet. Çok güzel bir laf oldu. Şimdi Gizem, ırkçılık kadar açık örnekler. Yani bu tarz örneklerden bahsettiğimizde varsayımların ne kadar tehlikeli olduğunu görmek çok açık oluyor. Ve o sebepten dolayı bu kadar açık bir örnekten başlamak istedim. Ama şöyle bir gerçek de var. Hepimiz her gün sayısız varsayımlarda bulunuyoruz. Tabii ki. Varsaymak anlam katmak demektir çünkü. Ve her şeye anlam katmaya çalışıyoruz. Tabii ki de, yani anlam katmak zorundayız aslında. Çünkü anlamsız bir dünyada yaşayamıyoruz yani, evet, sonuçta. Sorun şu ki, yani bizim kattığımız anlam da yanlış olabilir. Ve Gizem, ilk iletişim hatamız şudur. Karşımızdaki kişinin davranışlarının sebebini bildiğimizi sanmak. Ben sana baktım. Sen benim beğenmediğim, hoşuma gitmeyen bir eylemde bulundun. Ben sana baktığımda diyorum ki, evet, senin sebebini biliyorum. O eylemde neden bulunduğunu biliyorum. Mesela Gizem, bak, şu anda o kadar açık bir şekilde söylüyorum ki hatalı bir düşünce tarzı olduğunu çok açık. Ama bak, diyelim ki telefonda konuşuyoruz, tamam mı? Tamam. Sen benim arkadaşımsın. Aradım seni. Aradığımda çok yüz vermiyorsun. Tamam mı? Mesela ben diyorum ki işte, ay Gizem, işte geçen çok gün, önemli bir şey mi? Evet, işte o konu vardı ya benim için önemli olan. Ya o konuda ne yapmam gerektiğini düşünüyorsun gibi bir şeyde, bir sözde bulundum, tamam mı? Diyelim ki sen diyorsun ki bilmem ve o kadar. Ve bana göre çok az gibi geldi, tamam mı? Eğer o görüşmesinden sonra onun ardından telefonumu kapatıp dersin ki oha, hiç umursamadı. Bu aslında bile buna gerçek sebep bir örnek, buna gerçek bir örnek verebilirim. Yani iki arkadaşımın arasında yaşanmıştı. Bir arkadaşım işte diğerini arayıp ona böyle işte hayatında olan olaylarla ilgili çok önemli şeyler anlatıyordu. Tamam, işte işte şu gün işte şu kadar önemli ve işte şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire. Fakat diğer arkadaşımız onu böyle, ha tamam işte, ha işte benim de işte evde birazcık işlerim var işte, ya da onunla böyle konuşurken başka şeylerle ilgilendi. İşte ne bileyim, kocasına oradan bir şeyler söyledi ya da işte ne bileyim işte çocuklarından yani ses çıkıyor. Aynen, hani ona böyle işte umursamaz bir tavırla hani hem dinlemediğini düşündürttü, hem de kendisi böyle farklı şeyler anlattı ve kendi problemlerine geçti. Evet. Böyle. Evet. Şimdi anlatan kişinin perspektifine geri dönelim. Evet. Şimdi anlatan kişi olarak diğer insanın sebep ne olup olmadığını bildiğimizi sanıyorsak genelde negatif bir varsayımda bulunuruz. Evet. Bu aslında çok ilginç. Mesela bak, negatifler var bir tarafta, pozitifler var diğer tarafta. Mesela 3 tane negatif örnek vermek gerekirse, işte neden bu şekilde davrandı? Mesela umursamadığı için, dediğimiz gibi. İkinci bir seçenek olarak terbiyesiz olduğu için. Üçüncü bir sebep olarak her zaman bunu yapıyor, onun huyu bu. Onun huyu bu, tamam. Bunlar işte negatifler. Negatif tarafımızda duran şeyler. Şimdi pozitif tarafta ne var? Mesela diyelim ki başka bir şeyler ilgileniyor olabilirdi. Başka ne olabilir? Böyle ihtimal olarak. Belki morali bir şey çok bozuktu aslında. Evet, ve yani onun aklında farklı şeyler farklı vardı. Farklı şeyler vardı diye. Onlardan pek seninle, yani sana dikkatini vermek için onlardan yeterince kurtulamadı demek. Evet. Tamam, 2 tane bulduk. 1 tane daha da bulalım.
Belki yani, uygun değildi. Belki ha evet yani belki dışarıdaydı ya da evde bile olsa belki bir sürü yapması gereken acil bir işi vardı. Başka bir tane de vereyim. Belki senin anlattığın konu onun için çok hassas bir şey olduğu için ama senin bilmediğin sebeplerden dolayı hassas olduğu için o konunun üzerinde çok durmak istemiyor. Ha öyle bir ihtimal. Bak çok değişik değil mi? Evet. Benim için çünkü bu sürekli oluyor. Benim konuşmak istemediğim konular var ve bazen arkadaşlar yani bu konuların üzerinde konuşmak istiyorlar ama ben ne açıklamak istiyorum, neden bu konuların üzerinde konuşmak istemediğimi ama aynı zamanda o konunun üzerinde durmak da istemiyorum çünkü benim için incitici bir şey. Ama mesela sen o konunun üstünde neden durmak istemediğini çok kısa bir açıklasan belki de o konunun üstünde bir daha bu durulmayacak. Bu ön iletişimdir. Evet kesinlikle. Bizim programımızı takip edenler bilirler ki bu ön iletişim dediğimiz çerçeveleri kullandığımızda bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarabilir. Evet. Yani mesela çünkü o demin örnekte verdiğimde o arayan arkadaşım mesela sonrasında şöyle bir duyguya kapıldı. Dedi ki her zaman bu şekilde. Yani ben anlatıyorum ama hiç umursamıyor. Hep kendi işlerine odaklanıyor. Hep beni doğru düzgün dinlemiyor ve hep kendisiyle ilgili bir şeyler anlatmaya başlıyor. İlişkinizi nasıl etkilemeye başlayacak bu tarz düşünceler? Negatif. Tabii ki de. Ve öbür arkadaşın tarafından da bakarsam o da diyor ki ben zaten şu durumdayım bana bunları anlatıyor. Evet. Ve ben o şekilde onları duymak istemiyorum vesaire diyor. Aslında ikisi de kendine göre belli sebepleri var. Tabii ki fakat de. Fakat iletişimleri bozuk olduğu için ya da o doğru iletişimi belki nasıl yapılacağını bilmedikleri için. Çünkü ben de normalde bilmiyordum. Ben de bir sürü hatayı düşündüm. Yeni yeni kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Ve o yüzden aslında baktığın zaman ikisi de haklı gibi ama düzeltmeleri gereken farklı noktalar var. Evet. Ve bir hatırlatma olarak şu haklı, haksız kelimeleri yavaş yavaş bunlardan yavaş yavaş kurtulmamız gerekiyor. Çünkü iletişimimiz bozuk ise, birbirimizi anlamıyorsak eğer ya da ortak bir noktaya varamadığımız zamanlarda genelde iletişimsel bir hatasından bahsediyoruz aslında. Yani her kişi o kişiye has olan sebeplerin yüzünden, o sebeplerine o sebeplerin sayesinde. O sebepler sayesinde. Evet, o sebepler sayesinde o tarz eylemlere başvuruyor. Bu demek oluyor ki incitici olmak istediğinden değil de ya da gerçekten umursamadığı için değil de ona has olan başka sebepler de var. O yüzden kim haklı ya da kim haksız diye bulmaya çalışmak tamamen mantıksız bir şey. Sanki bak bir makinen var. Bunu o kadar çok öğrenmemiz gerekiyor ki Monica. Çünkü kendim de dahil o kadar çok bu hataya düşüyoruz ki. Evet. Herkes yani. Bana hak veriyor musun? Hayır ben haklıyım falan. Ya o kadar önemli bir konu ki aslında İnanılmaz bu. İnanılmaz yaygın. Hatta dilimizin bir parçasıdır. O kadar normal olduğunu sanıyoruz ki. Aynen. Fark etmeksizin öylesine konuşuyoruz. Evet. Ama Gizem, sen mesela buzdolabından örnek verdin ya. Evet. Arızalı ise, hatalı ise demek ki mesela mekanizmasında bir sıkıntı var. Aynen öyle. O buzdolaba baktığında bu senin suçudur ya da bu benim suçudur diye bir düşünceye başvurmak ne kadar mantıksız olduğunu hemen görüyoruz. Öyle değil mi? Yani mekanizması bozuk olan bir aracın doğru yaklaşımı ne? Yani eğer ki o makine zaten bir yerlerinde bir arızalıysa sen o makineye istediğini yap, o zaten bozulacaktır. Ya da çok iyi davransan bile bozulacaktır aslında, değil mi? Evet, doğrudur. Çünkü ana hatları arızalı aslında. Doğrudur. Ve iyileştirmesini istiyorsan doğru cevap kim yaptı bunu? Ya da buzdolabı mı yaptı? Yoksa ben mi yaptım diye sormak değil de doğru cevap sıkıntı nerede diye düşünüp
ona odaklanmak. Aynen, onu çözüm odaklı bir şekilde odaklandıktan sonra bu mekanizmada bir sıkıntı var. Hı hı. Mesela diyelim ki işte çalışmayan bir parça olabilir. O parçayı bulup işimize yarayabilecek olan doğru dürüst bir şekilde çalışan bir parça için değiştirmemiz gerekiyor. Evet. O kadar. Hı hı. Şimdi Gizem, uzun vadeye düşünelim. Tamam. Mesela sana yüz vermeyen arkadaşımız vardı ya. Evet. Mesela o kişinin davranışı hoş olmayan bir davranış olabilir. Hı hı. Onun eylemi de doğru olduğunu söylemiyoruz aslında. Evet. Yani kafamız bu noktada açık olmasını istiyorum. Tamam. Eylem kaba olabilir. Ama bizim dediğimiz ne? Eylemin sebebiyle ilgili bir sonuca varmak gereksiz yere bizi yıpranır. Evet, gereksiz yere bizi olumsuz deneyimleri yaşamak zorunda bırakır. Evet. Gizem, bir şey daha da söylemek istiyorum. Tabii ki. Diyelim ki kaba olduklarından ya da gerçekten seni sevmediklerinden ya da gerçekten işte ne bileyim. Aynen, umursamadıkları için, terbiyesiz oldukları için yaptılar. Olabilir. Ama bu iletişim hatası herhangi bir varsayımda bulunduğumuzda olmuyor aslında. Bak, ilginç bir nokta geliyor. Eylemlerinin sebeplerinin ne olduğunu varsaydığımızda ortaya çıkıyor. Asıl bizi rahatsız eden o sebep. Aynen. Eylemin kendisi değil ve bunu kanıtlayabilirim. Ha, tamam, kanıtlayalım. Tamam. Şimdi diyelim ki aile üyelerin seni dinlemiyor. Tamam. Ama dinlemedikleri an onları bir ayı ormanlarından kovalıyor. Aha. Bu durumda bir dakika beni dinlemiyorlar diye düşünmem. Çünkü ayı kovalıyor. Tamam, anladın mı? Evet. Tamam, şimdi çok böyle uçarı bir örnek oldu. Unutmayalım diye. Bir an böyle şaşırıp kaldım. Ha? Aynen. Aynen öyle, unutmayalım diye. Ya da daha normal bir örnek vermek için. Diyelim ki hayatın en iyi iş için bir arayışta oluyorlar. Hı-hı. Ve sen bunu biliyorsun. Tamam mı? Bu sefer seni tekrar dinlemiyorlar. Tamam mı? Eylem aynı. Ama bu iş görüşmesinin ortasında olduklarından dinlemiyorlar. Hı-hı. Takar mıydın? Hayır, çünkü onlar için çok önemli bir iş görüşmesi ve onlar şu anda onunla ilgileniyor. Tamam, demek ki dinlememesinin sebepleri iyi olarak kabul ediyorsun aslında. Evet. Bu demek oluyor ki kötü ya da benimle ilgili olan bir sebebi varsayımdan beni rahatsız ediyor. Rahatsız ettiği zamanlarda. Ha, yani kendimi odaklı düşünürsem rahatsız oluyorum. Evet. Yani sanki bana yapıyor ya da benim bana karşı yapıyor gibi. Aynen düşünüyoruz. Öyle. O yüzden aslında kötü. Aynen öyle. Çünkü onun sebepleri ne olup olmadığını düşünmektense daha çok seni nasıl etkilediğini düşünmekle meşgul oluyorsun. Ve onların güzel bir sebebi varsa da senin için yine de kötü bir deneyimin olmasına sebep oluyor. Evet, anladım. Ha. Ama bu gerçekten gereksiz. Ve hep dediğim gibi kendimizi gereğinden negatif deneyimleri neden yaşatalım? Evet, şimdi o deminki örneğe bunun sonucunu bağlayacağım. İşte o iki arkadaşım bu şekilde işte telefonu kapattılar ve ondan sonraki tepkileri hani o anlattığım gibi oldu. Belli bir süre geçti ve bu konu hakkında işte neden böyle yapıyorsun diye tartıştılar. Ki ben yani benim düşüncem şöyleydi, dedim ki hani tamam, kendinize bir ara bir süre verin. Hani madem öyle, o zaman bir süre görüşmeyin, konuşmayın. Tabii, bir ara versinler, frene bassınlar. Aynen. Ve daha sonrasında işte konuşunca belki dedim hani tartışabilirsiniz ama en azından açıklamış olacaksınız birbirinize, evet, kendinizi. Ve en sonunda öyle oldu gerçekten. Küçük bir tartıştılar fakat ikisi de hani sebeplerini anlattı, neden öyle davrandıklarını anlattı, ne düşündüklerini anlattı ve araları tekrardan, evet, normale döndü. İki farklı dil konuşuyoruz, bunu sürekli, evet, hatırlatmamız gerekiyor. Aynen. O zaman şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor hemen.
Sonra tekrardan konuşmaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, bizden ayrılmayın. Minicik bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik. Kesinlikle. Aradan önce. Ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Öyle aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii ki yani doğal olarak panik atak geçirir. Kesinlikle. Ya. Sevgili Radyo Manasa dinleyicileri, kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Ve konularımıza devam ediyoruz. Monika, şimdi birbirini dışlayan anlamlandırmaya geçelim mi artık? Evet, ikinci hatamız. Aynen. Bu başka bir varsayım türüdür aslında. Ve bu bölümün ismi anlamıyorlar. Evet. Sürekli o anlamak ya da anlamamak, yani konuya geri bağlamak için varsayımda bulunduğumuzda diğer kişiyi derinden anlamakla meşgul değil de kendi düşüncelerimizle meşgul olduğumuz için bu hatalara yani ister istemez düşüyoruz. Başvuruyoruz. Aha. Aynen öyle. Evet. Şimdi şu ikinci sebep, ikinci şey hata daha doğrusu anlamla ilgili bir varsayımdır. Hatta Gizem bazen şu anlamlandırma formüllerinden bahsettik ya, bahsediyoruz evet. Ya. Nasıl bir şeymiş? Her eylem için insanlar birbirlerine farklı olan ve o insana özel olan onların kattığı bir anlamı var. Evet. Herkesin ve, farklı, herkesin herkese kattığı farklı anlamlar var. Aynen öyle. Mesela şöyle bir örnek vermişizdir. Diyelim ki biz evliyiz ve benim için kıyafetlerini topladığında bana saygı duyduğunu göstermiş oluyorum. Göstermiş oluyorsun bana göre. Yani benim için onun işareti olarak yani algılıyorum. O şekilde görüyorum. Ama mesela sen kıyafetlerini yerde bıraktığında saygıyla ilgili hiçbir şey aslında ifade etmeye çalışmıyorsun. Aslında belki sen o şekilde büyüdüğün için ne bileyim. İşte annen sürekli senin için topladığı için aklına bile gelmiyor. Evet, ya da mesela başka bir örnek aklıma geldi. Diyelim ki İşte daha önce de vermiş olabilirim bu örneği ama çok uyumlu yani. Klozet kapağını açık bırakıp kapatmak. Tabii. Yani bunu mesela diyelim ki ben kapatılmasını istiyorsam ve bunu dile getirmişsem, ben hani kapatılmasını istiyorum diye. Çünkü işte sebeplerim şu diye. Fakat karşımdaki kişi kapatmıyorsa ben bunu mesela saygısızlık olarak algılayabilirim. Evet. Çünkü ben söylemişim ama o kapatmıyor. Demek ki bana saygısızlık ediyor. Evet. O şekilde kodlamış oluyorsun. Evet. O şekilde öyle bir anlam katıyorsun aslında. Şimdi ama karşıdaki kişi bunu yani saygısızlık olarak algılamıyordur bile hani. Evet. Düşünmüyordur hani o şekilde. Ha, tamam unuttum yani olabilir falan gibi düşünüyor olabilir. Evet. Hatta Gizem yıllardır mesela evliyseniz mesela ya da işte ne bileyim annenle de aynı şey yaşayabiliriz. Babamızla da aynı şey yaşayabiliriz. Bu insanların, beraber yaşadığımız insanların yıllardır bize tekrarladığı şeyler var. Mesela ne bileyim, kendi hayatımdan örnek verebilirim. Tabii. Eşim uzun yıllardır lütfen işte film ya da dizi seyrederken telefonunda yani olmasam benim için çok daha hoş bir deneyim olurdu gibisinden. Ama mesela ben hiçbir zaman telefonuma bakmıyor muyum? Aslında hala bakıyorum. Anladın mı? Ama benim için onun sandığı kadar önemli bir şey olmadığı için bakıyorum. Ara sıra bakıyorum. Bana göre eskisine göre daha az bakıyorum. Ama onun tarafından bakacak olursa hala çok bakıyorum. O istiyor. Yani bakmamamı istiyor. Ben bakıyor muyum, bakmıyor muyum? Ben hala bakıyorum. Anlatabildim evet. mi? Evet. Yani aslında bizim tarafımızda onların istediği şeyler biz tam yerine getirmediğimiz bir sürü şey de var. Tabii ki. Ve bizim için o şeyleri yapmak nasıl kolay ve çok doğal ve gerçekten çok büyük bir şey gibi
yani gelmediği gibi onlar için de bizim söylediğimiz, bizim rica ettiğimiz şeylerde neden yapmaya devam ediyorlar? Hı hı. Belli ki çok önemli bir şey olmadığını düşündükleri için. Evet. Ya da yıllarca gelmiş bir alışkanlıkları var ve onu değiştirmek kolay olmadığı için. Tabii ki de. Çünkü sinir yollarımız da o şekilde evet. Yani geçmiştir. Hı-hı. Ve onu değiştirmek uzun vadeli, çok ısrarlı bir çaba çaba göstermemizi Hı-hı. ister. Evet. Ve bu tarz işte bize çok saçma ve küçük şeyler ya da küçük gibi gelen konular için bu kadar çaba göstermek bize çok abartılı gibi gelebilir evet. ve o konularda çaba göstermiyoruz açıkçası. Hı-hı. Ve şey diyebilirsin işte ben böyleyim hani böyle kabul et. İşte daha önceden de bahsetmiştik ya evet. yine konu ona geliyor ve eğer ki bu kişi kendini geliştirme adına bir şey yapmıyorsa bir bilgisi yoksa o zaman işte daha da kötü çünkü hani doğru olduğunu düşünüyor. Evet. Ve düşüncelerinin de değişmeyeceğini evet. düşünüyor. Evet başka bir şekilde düşünmesi çok zor. O yüzden programımız çok önemli. Evet gerçekten önemlidir. Şöyle bir şey de var Gizem. Mesela eşim. Diyelim ki şu anda eşimle oturdum ve hı hı. bir film izliyoruz. Ben telefonumu aldım bakıyorum tamam mı? O bana ya Monica yani gerçekten yani onu yaptığında rahatsız oluyorum. Evet olduğumu biliyorsun dediğinde ben gerçekten ya yine mi yani bu kadar önemsiz bir şey için mi bu kadar çok abartıyorsun desem eğer... Bu sefer ne klozet kapağı için şikayet edebilirim anladın mı? Hı hı. Ne de şu başka bir örnekte kullandık ya. Kıyafetleri, evet kıyafetleri işte yerde bırakılmasından şikayet edebilirim. Çünkü ben de onun aynısını yapıyorum. Hı hı. O bana söylediğinde ben diyorum ki neden bu kadar abartıyorsun? Ama ben ona söylediğimde o yapmadığında diyorum ki bu kadar çok kere tekrarladıktan sonra nasıl artık bu kadar saygısızlık yani etmeye devam edebilir? Böyle olmaz. Çünkü bu aslında bir çifte standarttır. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Gizem biz sanırım daha önce şu birbirini dışlayan kavramlardan bahsetmiştik evet. Yani ışığın yerde, ışığın olduğu yerde daha doğrusu karanlık olamaz. Evet, çünkü... birbirini iki şey sıfırlıyorlar evet. aynen haha ya da işte şey birisi olunca öbürü olamaz hı hı. diğer şeyinin var oluşunu yok ediyor evet. aynen öyle hı hı. hatta başka bir benzetimiz de vardı ona da bağlantı kurabiliriz şu anda mesela diyoruz ya işte herkes kendi dilini konuşuyor hı hı. Ondan sonra bir araya geldiğimizde, anlam yaratmaya çalıştığımızda genelde bu da herkes ile geçerlidir. Arkadaş olsa, kendi hı hı. ebeveynlerimizle olsa, kendi çocuğumuzla da olsa. Aslında güzel iletişim kurmadan önce bir tecrümanlık işleminden nasıl geçmemiz gerektiğini de konuştuk. Evet. O yüzden şu birbirini dışlayan anlamlandırma... kavramı için son büyük bir örnek yapalım mı? Süper olur. Tamam. Diyelim ki çocuk yetiştiren iki ebeveyn var. Hı hı. Ve özellikle şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki bu çocuk için yani en sağlıklı yolu ne? Hı. Yani gelişmesi için. Gelişmesi için, doğru kararları vermeyi. Verebilmesi, özgüvenin evet. artması ha, için. Aynen öyle. Şimdi gelelim özgüven tamam. Konumuza. Şimdi diyelim ki sen diyorsun ki biz evliyiz tamam mı? Hı-hı. Sen diyorsun ki biz bu çocuğa kural koymamalıyız. Hı-hı. Çünkü özgüvenini pekiştirmeliyiz. Ve ne kadar çok kural koyarsak o kadar kırıcı olacak aslında. Çünkü hı-hı. onu kısıtlamış olacağız gibi. Aynen öyle ve kural koyduğumuzda mesela o kurala uymayan bir şekilde davrandıklarında hayır demek zorunda kalıyorsun ya. Hı hı. O hayır kelimesini çok fazla kullanmamak adına evet. yani olabildiğince ne istediyse ona izin verelim diye bir varsayım yani öneri şey, sunuyorum. Aynen öyle. O istekte bulunuyorsun aslında hı hı. genelde. Sonra ben işte diğer tarafta
öbür ebeveyn olarak diyorum ki hayır Gizem, bu çok tehlikelidir. Biz kural koymazsak bu sefer durumları değerlendirmeyi nereden bilecek çocuk? Nasıl öğrenecek? Aynen öyle. Nereden bilecek, nasıl öğrenecek, neye göre karar verecek? Ya da şöyle diyebilirim, daha çok katı olan ebeveyn olarak. Gizem, bu çocuğun yapmak istemediği ama yine de onun için çok sağlıklı olan şeyler de olacak. Mesela ödev yapmak gibi ya da işte meyve sebze yemek gibi. Bu tarz şeyleri yani çocuk için çok böyle ne bileyim çok çekici gibi şeyler gelmeyecekler. Ama yine de biz o çeki düzen vermemiz gerekiyor ki kendini kontrol edebilen, durumları değerlendirebilen ve kendi hayatında bazı şeylere hayır demeyi bilen bir kişi olabilsin diye. Kesinlikle, aslında yani bu örnekte de daha açık bir şekilde söylüyorsun. Birisi ya diyelim ki benim dediğimi yaparsak senin açından bakıldığında çocuk yani fazla özgür olacak ve her şeyi yapmaya açık olacak. Dolayısıyla benim dediğimi yaparsak zarar veriyor. Zarar veriyor. Bana göre. Evet. İşte ve bu. Birbirini dışlıyor aslında kavramlar. Aynı şekilde senin dediğini yaparsak bana göre o çocuğa zararı olacak. Aynen öyle. Ve bu noktalar bu birbirini dışlayan anlamlandırmalarımız varken gerçekten ilişkilerimizin en zor noktalarından biri olabilir. Çünkü bana göre sana yüz veremem. Çünkü benim amacım o çocuğu korumak. Evet. Ve senin dediğini yaparsam sanki o görevin de doğru düzgün yerine getirememiş olacaksın. Aynen öyle. Ama sana göre benim dediğimi yaparsak o zaman. Aynen öyle. İşte yani çok, aynı şey oluyor. Aynen öyle. Bu çok büyük bir sıkıntı oluyor. Özellikle ebeveynler için çok zor bir durum. Şey gibi de aslında. Mesela bir çocuğa sigara içmeyeceksin diye mesela kural koymak, bunu dikte etmek bazı kişiler için evet bu yapılması lazım. Çünkü çocuğumun sigaradan uzak durması lazım. Ama bazı kişilere göre de hayır, ben böyle bir yasak koymuyorum. Kendisi bunu tecrübe ederse hani yani kötü olduğunu bilsin ya da hiç yanaşmasın. Ya da ben ona yasak dersem o daha çok belki yapmak isteyecek diyecek. Muhteşem bir örnek. Ve bununla ilgili de mesela çok büyük kavgalar çıkabilir. Evet. İkisi de birbirini dışlayan kavramlar. Evet. Çünkü sen evet yani içsin diye kanaatindaysan eğer bana göre çocuğuma kanser veriyorsun. Ya içsin değil ama içsin derken şey olarak düşünebilir hani tamamen yasaklarsam geri teper ve yasak olduğu için daha çok yapmaz. Düşüncesi olabilir. Evet, yapmaya başlar. İşte bana göre ama sana baktığımda mesela hani içmesine bir şekilde izin vermiş oluyorsun da geliyor. Aynen öyle. Çünkü evet. O şekilde anlam verdim. Evet. Ama şöyle bir şey de var bak, senin tarafına baktığımızda ben bu kadar katı olduğumda aslında onu sigara içmeye daha çok iten bir eyleme evet. başvuruyorsunuz ebeveynler olarak. Yani sana göre o daha zararlı evet. olan şey. Şimdi Gizem, tabii ki de yani bu ilişkilerde ve bu tarz durumlarda ara bulmak tabii önemli. Ki de yani anahtarımızdır aslında. Ve bildiğimiz gibi yani kutsal kitaba göre uzlaşma ve bu ara bulmak konusu o kadar önemli ki. Tabii ki. Şimdi çok ağır bir şey söyleyeceğim Gizem, çok güçlü bir şey söyleyeceğim. Ama kutsal kitapta bu şekilde geçiyor. Uzlaşma o kadar önemli ki Tanrı bile, Tanrı yani ulu Tanrı bizi anlamlı gelecek yollar aracılığıyla bizimle iletişime geçmeye çalıştırır. Tanrı bile buna razıdır. Örneğin bize bir kitabın aracılığıyla kendi sözünü gönderiyor. Neden? Çünkü biz kitaplardan anlarız. Evet ve kalıcı bir şey sonuçta yazı. Aynen. Yani her iki tarafta bunu kabul ederse uzlaşmaya ihtiyacımız var diye. Yani ya da Tanrı'nın bizim de ona karşı yapmamız gerektiği gibi büyük fikir ayrılıkların var olması ilişkimizi yıkmaz yine de.
Evet. Çünkü sürekli anladım. Diğer insana anlamlı gelecek olan neler yapılabilir diye düşüneceğim. Gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Ya da mesela şöyle, bazı kişiler hayatında hiçbir mucize yaşamazsa Tanrı'ya mesela inanmayı reddeder ve Tanrı gerçekten bazı insanların hayatında o kadar çok mucize yapar ki insanlar o şekilde hani evet ben inanıyorum der. Ve sonuçta o uzlaşma yoluna o şekilde mesela Tanrı da gidiyor. Doğrudur. Hani biz de mesela diyelim ki ben bir seramik yapıyorum ve satıyorum. Ve benim verdiğim ücret sana mesela fazla geliyor. Bu sefer ne yapılabilir? Hayır ben almıyorum da diyebilirsin. Hani deyip. Evet. Ya da hani ya Gizem işte hani durumlar böyle. Hani şu şekilde yapabilir miyiz? Şu fiyatı yapabilir miyiz? Evet. Deyip bir uzlaşma yoluna da girebiliriz. Tabii. Her konu için bu aslında geçerli. Geçerlidir. Sadece ailelerimize gelmişken, özellikle bu iletişimsel ya da ilişkisel konulara gelmişken çoğu zaman inatlaşıp hayır evet. ben gerçekten hiç değişmeyeceğim. Hiçbir şekilde uzlaşmadan yani duymak bile istemiyorum. Hı-hı. Çünkü ben haklıyım, o haksız. Ben haklı olup da uzlaşmaya başvurmam gerekmez diye düşünürüz. Ama gerçekten dediğimiz gibi haklı ya da haksız olmak diye bir şey yok bu aynen konularda. Öyle. O yüzden gerçekten anahtarımız uzlaşmadır. O zaman bugün ve bir sonraki programa kadar hem dinleyicilerimiz hem ben bu konular üzerinde derin derin düşünelim. Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için Monika. Son bir sözün varsa alalım ya da direkt programı kapatabiliriz. Gizem gerçekten bizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Çünkü daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak isteyen çok ama bunun mümkün olup olmadığını tam çözemeyen de çok. Hı hı. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Çünkü düşüncelerimiz yapısından değişkendir. O yüzden gerçekten çok büyük bir ümidimiz var. Süper. O zaman sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Tüm soru ve görüşleriniz için bizlere soru@radyomaranata.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.